Desifleri denize indirebiliriz. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Yaklaşık 11 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3D olarak atılan resiflerimiz yaklaşık aylık, haftalık belirli periyotlarla düzenli olarak kontrollerini yapmaktayız. 3. ayında ilk yaptığımız çekimlerde resiflerimizin canlı ekosistemine uyum sağladığını, canlı yaşamının oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Her geçen gün yapılan kontrollerimizde canlı yaşamının daha aktif olarak arttığını, yapay resiflerimizin normal resif haline, doğal resif haline dönüşme yolunda olduğunu gözlemlemekteyiz. Yapay resiflerimizde küçük balıkların korunaklı bir bölge olarak kendisine yuva yaptığını, bunların her geçen gün sayılarının arttığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca canlı yaşamının her geçen gün bir çıt daha üst basamağı taşıdığını görmekteyiz. Bunlar Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız resiflerimizin Mersin'in deniz coğrafyası için yapmış olduğu çok büyük bir çalışma olarak görmekteyiz. 3D yapay resif projemiz ile amaçladığımız Mersin bölgesinde yaşayan deniz canlılarının yaşam ortamını arttırılması, türlerin çoğaltılmasının sağlanması ve yasa dışı avcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Yani yapay resiflerin atılacağı bölgenin uygunluk raporu istenilmiş olup bu uygunluk raporu alınırken ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden destek alınmıştır. Lokasyon olarak Mezitli ilçesi Galatasaray Meydanı seçilmiştir. Bu meydanda 4 tane lokasyon, 4 tane koordinasyon belirlenip bu koordinasyonlar arasına 14 tane 3D boyutlu yapay resif bloklar belirli aralıklarla ve derinliklerde denize bırakılması sağlanmıştır. Daha sonraki süreçte ise 3 aylık bir gözlem sürecimiz başlamıştır. Bu gözlem sürecinde bu kadar kısa bir süreç içerisinde yapılan gözlemlerde yapay resifler üzerinde doğal yaşamın oluştuğu, türlerde artış sağlandığı ve yine yapay resifler üzerinde ağların bulunduğu, yani yasa dışı avcılığın da önüne geçildiği görülmüştür. Şu anki sürecimiz için devam etmektedir. İtfaiyedeki dalgıç personellerle birlikte gözlem süreci şu an için devam etmektedir.